Allah Allah, kırmızıyı severler, birbirini överler, romanlarda öyledirler, çalgısız yaşayamaz ölürler. İlle de roman olsun, ister çamurdan olsun, o da Allah kulludur, her kim olursa olsun. Hoş geldiniz, şeref verdiniz haneme, yuvama, evlatlarımın büyüdüğü 30 senelik evliliğime, Kobra Murat'ın gönül tahtına. Hoş geldiniz hocam. Bomber operataj yapacağız. Dillere destan olacak. Albayrak allanacak, göklerde sallanacak. Öyle bir röportaj olacak ki tüm Türkiye yerinden sallanacak. Sizleri seviyorum. Kalite. Marka, marka. Evet arkadaşlar, Kobra Murat'ın evinin kapısından çıktık. Bu sefer Kobra Murat'ın sahnedeki böyle şovları, şarkıları değil de evindeki, mahallesindeki hayatını görmüş olacaksınız. İlk defa böyle bir çekim oluyor. Çok sevindim ben de. Gerçek dünyama hoş geldiniz. Hadi bakalım hocam. Kopanze, iklanze, mortinge, strize. Beste de yapıyorum. Bütün şarkılarım benim bestelerim. Resim de yapıyorum. Şiir de yazıyorum. Senaryo da yazıyorum. 6 yaşından beri ben böyleyim. Parayla masal anlatırdım ben çocuklara. Fakirdik o zaman. Anneme su taşırdım, halıları yıkardım, kiloluydum, doğdum, doğalı kiloluyum. Elektriksiz, susuz bir evde, gecekonduda doğdum ama 6 yaşından beri böyle okusaydım acaba ne olur? Babam onu da tam yanına koyalım. Oğlum bir tane kurmaya gitsin. Biraz abimizin oraya. Kırık camların ardındaki parlak dünya. Arkadaşlar ben böyle kırık camların ardında bir dünyada doğdum ama şu an Türkiye'nin en büyük liderleriyle beraber kahvaltı ediyorum. Dünya Roman Kosey Ulusal Başkanıyım. Bu hayatın neyini öğrendim? Bazen çöreği var, bazen böreği var, bazen pastası var. Ben vakti zamanında ekmeğini bile yiyemedim ama şu an pastalarıyla beraberim. O pastalar her zaman tatlı, ballı, kaymaklı, mutlu olsun. Her günümüz pasta tadında olsun. Kobra Murat'tan sonsuz sevgiler, selamlar olsun. Adımız Kalite, soyadımız Marka, göbek adımız Ranga. Kurban olsun hepinize. Dualar söylüyor hepinize Kobra. Evet Kobra Bey, şimdi... Bitiyor mu Ferit abi klip? Sahneyi alıyoruz. Buyurun. Ferit kız kardeşlerime, kuzenlerime tülleri sarardım. Tarağı alırdık elimize. O zaman televizyon kumandası bile yoktu yani. Tarağı alırdık. Şimdi karşı karşınızda hızla ajda ajda pekkan pekkan derdim ben. Onları sırayla sahneye çıkartırdım. Şov yapardım, sunuculuk yapardım, şarkı söylerdim. Kobra Murat geliyor. Arabam var,
param var, pulum var, Balatlıyım, havam var, düşmanım var, ortamım var. Aynı zamanda bir tane cümbüşüm vardı ama cümbüşün telleri yoktu. Ben o cümbüşü de Afrika gibi ritim atardım. Bütün sülale bizim evde oynardı, eğlenirdi. Bir de Allah'ın gücüne gitmesin, evliyaları bile görürdüm, konuşurdular benimle. Giyinirdim, okula giderdim. Bir resim çizerdim mesela okulda. Öğretmen sayfalarıma bakardı. Türkan Şoray'ı çizerdim resmen. Resmen Türkan Şoray, elinde de fino köpeği var. Kolunda bilezikleri, boynunda setleri, kulağında küpeleri, hepsi takım. Düşün, 6 yaşında bir çocuk. Kabarık elbise giymiş, elbisede detaylar var. Öğretmen böyle yapardı. Sülalenizde ressam kim? Kim çizdi bunu? Hocam ben çizdim derdim. Çocuklar A demeyi bilmiyor, ben Türkan Şoray'ı çiziyorum. Öğretmen kulağımı kıvırdı, böyle yaptı. Yalan söyleme dedi, yalan söylemek dedi, en kötü şeydir dedi. Hocam istiyorsanız çizeyim dedim. Öğretmenin önünde bir çizdim. Ben kulağımın acısından ağlarken öğretmen benim o çizimlerimi yaptığımı gördü, öğretmen ağlamaya başladı. Ne yaptı hocam dedi bu dedi. Ne yaptı biliyor musun dedi. Bunu yaptı dedi. Bu çocuk bunu yaptı. Bu çocuğu dedi okutacaksınız dedi. Evde elektrik su olmasa bile şarkı söyleyerek kahvaltı ediyorlar. Bana serseri diyorlar. Her şey aktan bilmiyorlar. Yaşantıma giriyorlar. Kaderi ben mi yarattım? Bu canı ben mi yarattım? Sanadır yazdım bu şiir. Sanadır söyledim. Mikrofonu seviyorum, kameraları seviyorum 6 yaşından beri. Ondan sonra tamam dediler. Fakat biz fakirdik. Babam bir tane lokanta açtı. O lokantada ben ekmek kesiyorum, domates kesiyorum. Kalafatta çalışan amelelere köfte ekmek yapıyoruz biz. Ben orada şarkı söylemek istiyorum, resim yapmak istiyorum, bir şeyler yapmak istiyorum. Ne yapabileceksin ki lokantada? Yemek yemeye başladım. Sinirimi atamıyorum diye böyle yemek yiyorum. 11 yaşındayken bile 69 kiloydum ben. Doğdum doğalı şişman. Mahalledeki bütün kadınlar yanaklarımı sıkardı böyle, ellerdi beni panda gibiydi. Kobra Murat'ı besleyen bu sevgi işte. Ben burada yan ayak koşardım, top oynardım, ceviz oynardık, misket oynardık. Ben burada şu an o anılarımı hala yaşıyorum. Çocuk gibiyim. Ben burada ağlarım da oynarım da göbek atarak da giderim. Çünkü beni herkes biliyor yani ne oldum. Şu pembe bina. Yanındaki de Kobra Murat'ın gecekondusu, o sarı bina. Bu sarı bina aslında 25 metrekareydi. Ve biz burada 6 kişi yaşıyorduk. Karım, ben, 3 çocuğum, bir de kız kardeşim. Şu küçücük ev toplamı 25 metrekare zaten. Ben burada 5-6 sene yaşadım. Çocuklarıma altın çarıklı 9 gün 9 gece sünnet düğünü yaptım. Tahtlarla çoluğumu çocuğumu taşıdılar. Sokaklara altın attırdım bu 25 metrekare evde. Kızım burada doğdu. Kızıma altın ayakkabılı 3 gün boyunca doğum günü yaptım. Hayırlı Ramazanlar Hanifim. İyi Ramazanlar aşkım. Ben de seni seviyorum. Elbiseleri alacağım şimdi. Yani sadece yatacağımız yerler vardı. Hatta akşam olduğu zaman çocuklar falan böyle yere yatak falan atardık. Yerde yatardılar. Tuvalete inmek için birbirimizin üstünden böyle atlayarak alt katta tuvalete inerdik. Bu mahallenin yani böyle hala 5 yaşında şişman şişman sokaklarda koşan, yakar top oynayan, milletin kapısını çalıp kaçan öyle bir Sezercik, Ömercik gibi böyle bir hayatım geçti benim burada. Hala unutmam, burada bu hamama giderken beyaz atla gittim ben böyle sünnet olduğumda. Şişman şişman. Millet bana ooo çok da güzel, çok da güzel diye böyle. Herkes beni mıncıklardı, severdi yani. Mahallenin böyle kız mı erkek mi belli olmayan pembe beyaz, uzun kirpikli, kıpkırmızı suratlı, kat kat böyle kollu, göbekli bir çocuğuydum. Allah sağlık versin, torunlarıma anlatacağım çok şeyler var. Hadi gidelim artık, elbiseleri alalım. Çene bağırdı benim oğlum.
Kobra Murat kostüm dikmeye başladıktan sonra Kobra Murat'ın kişiliğini, karakterini çok sevdi insanlar Kobra Murat kanallarda defile yapmaya başladı. Kanallarda defile yapınca dediler ki bu defileyle olmaz, insanlar seni çok istiyor ama hep defile mi yapacağız biz? Senin şarkı söylemen lazım. Bu sefer şarkı okumakla da olmaz, insanlar seni çok seviyor, televizyon programı yapman lazım. Hadi onu da yaptım. Ondan sonra çok büyük konserlere katılman lazım. Roman açılımlarında açılım yapman lazım. Ben şaşırdım yani. Ben şarkıcı mıyım, besteci miyim, modacı mıyım, dünya roman konseyi miyim, evde baba mıyım, sahnede kobra mıyım, çarşıda esnaf mıyım? Kobra Murat'ın hayatı karmakarışık. Doğuşum benim hayata bağlanmama sebep oldu arkadaşlar. Çünkü annem öldüğünde biz üç kardeş resmen böyle sudan çıkmış balık gibi olduk. 4 yaşında kız kardeşim kaldı. 15 yaşında kız kardeşim kaldı. Ben askerden geldim 20 yaşında cahil başımda. Annesiz kaldım. Hemen yuva kurmak istedik. Düğünde salona bütün paraları harcamıştık. Dolap bomboştu. Sonra kış geldi. Soba yakacağız. Sobada odun kömür yok, para yok. Ben çalıştığım yerdeki kumaş çöplerini topladım arkadaşlar sobada yakmak için. Baktım içinden şöyle şöyle parçalar çıkıyor. Onları yakmaya kıyamadım. Onları dükkanda ekleyip çocuk montları yaptım. O çocuk montlarını da çarşamba pazarında yere döküp sattım. Dedim ki uçaktan düştü bunlar. Fermanını alamazsın. Çantasını alamazsın. Şapkasını bulamazsın. Çoluğunu, çocuğunu, torununu sevindir hanım diye sattım onları. Allah bana doğuşu verdi. Adını Doğuş koydum arkadaşlar. Yeniden doğmama sebep oldu. Doğuş kısmetiyle geldi. Sonradan sonraya ben o yerlerde kostüm dikip parçalardan satan çocuk, Türkiye'deki en büyük starları giydirmeye başladım. Bak Filiz abla anlatsın. Filiz abla benim dert ortağımdı. Ben onun kiracısıydım bu dükkanda. Bu kumaşların içinde, ufacık dükkanın içinde neler çektim, parçaları neler... Parçaları birleştirip... Bak, yaratıcıydı. Öyle bir kabiliyet vardı. Bugün bu yerlere geldi ama ben biliyordum onun küçükten büyük bir yerlere geleceğini biliyordum. Çünkü çok başarılıydı. Yaratıcıydı, kabiliyetliydi ve muradına erdi adı çok gibi. Çok şükür, çok şükür. Kurban olurum sana. Bakalım ünlü modacı Kobra Murat bizi nasıl karşılayacak? Merhabalar. Merhabalar, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler, sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim. Sürpriz? Sürpriz! İnsanların hayatında bir iz bırakmayı seviyorsun yani. Çok seviyorum. Zaten hayatta da iz bırakmayı seviyorum. Bu çekim bile şu an benim çok hoşuma gidiyor. Yarın öbür gün bana bir şey olsa bile bu ömür boyu kalacak. Belki torunum torban büyüyecek, bunu izleyecek. Bak deden böyle böyle bir insanmış diyecek. Hani boşa çiğnemiyorum toprağı. Boşuna yavrum öpüyorum. Buradan kaç. Ondan sonra o kostümlerin bir resim yapmak gibi dergilerde, en büyük böyle televizyon programlarında hep bunlar kalıcı şeyler. Evde gazete küpürlerim var, onları saklıyorum. Afişlerim var, onları saklıyorum. Her anımın tadını çıkartmaya, her yaşadığımda hatıraya önem vermeye çalışıyorum. Hiç ölmeyecek gibi yaşıyorum, her gün ölecek gibi de yaşıyorum. Anladın mı? Eve bir şeyler getirmek isterdim. Yani insanları mutlu etmek isterdim. Giderdim bir yerlerde şey bile yaptım ben, ne deniyor ona? Kaynakçı. Koftiden yüzüme böyle yağları sürerdim. İşten geliyormuş mesela cumartesi günü. Yarım kilo kıyma ve paket sana ya, bir tane ekmek, bir tane yoğurt alırdım. Eve getirirdim. Poşeti de herkese göstere göstere getirirdim 6-7 yaşlarındayım. Annem de böyle yapardı. Aman da et getir ya.
aman da kıyma getiriyor. Ekmekli paşam, yakışıklı paşam, efendi paşam, çalışkan paşam. O beni hep böyle motive ederdi annem. Ben de annem memnun kalsın diye hala öyle gidiyorum. Çoluğum çocuğum da çalıştığı zaman ben onun, otur bakayım buraya. Yıka bakayım onun emine ayaklarını. Uzat bakayım babam. Dur sabunlayayım senin buranı, şişmiştir falan derim böyle. Çocuğum da gururlanır böyle. Bu mesela bu yaşta bile bana patates getirdi geçenlerde. BİM'de çalışıyordu bu. Dedim ki buna, oğlum dedim BİM'e dedim ucuz şeyler gelirse dedim. Kampanyalı dedim, alalım dedim. Kız kardeşinin, erkek kardeşinin dedim çeyizini atarız dedim. Ben şeyden bahsediyorum, ütüydü, fritözdü, tost makinesiydi. Bir baktım bir çuval patatesle gelmiş bu. Ne bunlar dedim. Baba dedi BİM'de kampanya vardı, patates ucuzmuş dedi. Patates getirmiş eve. Ben de ona şarkı yaptım ona. Patatesi güzel, kıyması güzel, her şeyi özel paşalım. Bu koltuğu bak benim kostümlerin yanına çekelim. Tamam. Al bunu. Çekin onu. Yani. Güzel bir tane. Çocuğun adı neydi? Öğretin bana. Güzel bir röportaj yapalım. Canım. Şimdi yapma oğlum. Ben Balat'sız yaşayamam. Balat hayat. Balat sanat. Balat yaşamın adı. Balat hayatın tadı. Bu Balat'tan hangi sanatçılar çıktı biliyor musun sen? Türkan Şoray'ından, Orhan Gencebay'ından, Adnan Şensesi'nden. Aklına kim geliyorsa Balat'a uğramadan, Sibel Can'ından, Balat'a uğramadan sanatçı olunmaz. Hoşçakal abi. Gerisini aldıracağım evden seni. Tamam. Evden aldıracağım ben seni. Gördüğünüz gibi işte gidiyor. Kimseye de yapmaz ha, böyle şey bir heriftir aslında. Çünkü artık çok çalışmaktan deforme olmuş. Doğru. Yorulmuş. Herkese... Bu alemin kalitesiyle konuşuyorsunuz şu an arkadaşlar. Çalışmadığı insan yok. 20 senelik dostum, arkadaşım, yoldaşım, sırdaşım. Ben ona kurban olurum. Burada hiç maddi benim beklentim yok. Hiç. Sadece kuruştur almaz. Yeni böyle nesile yol çizmek için Kobra Murat mücadele ediyor. Allah evlatlarımızın iyi günlerini göstersin inşallah. Amin. Sağlıklı, şanslı, bereketli, kısmetli, canlı, şöhretli hayat diliyorum. Ve bu kalite insanın, kamerasının kenarında olmaktan bile onur ve gurur duyuyorum. Allah'ım ya. Seni canım. Çok seviyorum paşam. Aldıracağım seni evinden. Veridim tamam ya. Yenge ve çocuklara tamam. Selam. Gördüğünüz gibi işte böyle içten bir insan. Bence çok güzel bir insan. Tabii romanlar, her insanlar ayrı ayrı olduğu için roman da Kürt'ü, Çerkez'i, Laz'ı, bunların hepsi farklı farklı insanlar. İyisi, kötüsü ama önemli olan insan olmak burada. Teşekkürler. Heh, bakın atam kötü gün dostu. Bu halde bile şu an doğacak torunumun bütün işlemeli, hakiki Osmanlı'ya dayanan kostümlerini, kültürünü kendisi nasıl gördüyse benim evladıma yapmaya çalışıyor. Karşınızda hanıma. Teşekkürler Murat Bey. Hep özel birisi miydi? Evet, çocukluğundan beri öyleydi. Sırf kumaşlarla, eteklerle, elbiselerle benim kızlarım var. Onları giydirirdi, süslerdi. Bütün sülalem öyle hemen. Çok sulu göz. Doğuş aç dükkanı da bak görsün. Bizim neler diktiğimizi görün. Benim dükkanım da böyle ama ben işte şu an tadilatta diye önemsemedim. Işıkları da aç babam. Bakın arkadaşlar, mesela bu kostümler bizim için çok değerli. Bunlar resmen Bursa'da işleniyor bu kostümler. Bu kadife muhakkak ipek kadife olması lazım. Mesela normal kadife 20 lira, 50 lira, 100 liraysa bu kadifeye biz 600 milyon metresine veriyoruz. Çoluğumuza, çocuğumuza bırakmış olduğumuz saltanat imzalı mirasımız. Yani atalardan kalma bir adet bu. Bunları giydiğin zaman okkalı oluyorsun, bunları giyemediğin zaman sürüngah oluyorsun. Bizim başka kalite anlayışımız var. Roman düğünlerinde çok para harcanır.
Yani roman düğününde bir ev alacak kadar parayı harcayan insanlar vardır. Bizim için kalite marka budur mesela. Bu gümüşün üstüne altın kaplama, kızımızın, karımızın ayağına giymiş olduğu ayakkabısı. Bu terliği, bu hamamın içinde giymiş olduğu hamam sularından böyle ayağı ıslanmasın diye Topkapı Sarayı'ndaki gümüş lalınlar. Bunlar gümüş taslar, taraklar. Bunları yaptırdığın zaman karına Gucci neymiş bunların yanında? Tabii ki Gucci'yi de alıyoruz biz. O düğünlerde annenin, babanın, gelinin, damadın, sünnetin, nişanlanan çiftin çok özel olması lazım. Çıktığı zaman ayakkabısına kadar baktırması lazım. Orkestrası olması lazım. Kobra Murat sahnede olması lazım. Ben de onlar için kaliteyi simgeliyorum. Parayı sevmiyoruz. Çocuklarımızın mutluluğunu çok seviyoruz. Çocuklarımızın düğününün, derneğinin, evinin, yerinin, mobilyasının güzel olmasını çok seviyoruz. Yani bizim roman camiası, herhalde biz çok fakirlikle büyüdük ya. Çocuğumun ayakkabısı 20 milyar bile olsa ben seviniyorum. Çocuğumun ayakkabısıyla bile hava atlıyorum. Bizde öyle bir şey var. Aa bak kobra 20 milyar al, al bakayım sen de benim çocuğuma gibi. Öyle aramızda bir yarış var. 26 sene evvel çok kötü bir şey yaşadık biz. Benim annem vefat etti 37 yaşında. Ben askerdim. Üzüntüden askerde 45 kilo verdim arkadaşlar. O günden beri elimde avucumda ne varsa her sene annemin mevlitini yaparım. İftarını yaparım ve annemin ruhu için namaz elbiseleri dağıtırım. Mübarek Ramazan ayında camilerde namaz kılacaklar. İftarlarda o elbiseler sırtında şıkır şıkır başörtüleriyle iftarlarını açacaklar. Kadir geceleri giyecekler. Bayram sabahı giyecekler. Ben de onları gördüğüm zaman ellerinden, eteklerinden öpeceğim. Annemin eksikliğini mahalledeki annemlerle beraber hissetmemiş olacağım. Allah anacığımı aldı ama benim inanın arkadaşlar binlerce annem var. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Hepsinin Ramazan-ı Şerif'ini kutluyorum. Çok şükür bu sene de sundu. Hadi bakalım bismillah. Selamun aleyküm hocam. Aa, babam benim. Nasılsın abi? İyilik, hayırlı Ramazanlar. 500 euro hesapla abi. 8 milyar yapıyor. Şimdi arkadaşlar çocuklarla beraber bana yardım edecekler. Çünkü araba buraya girmiyor. Bu arkadaşlar kamera önünde çalışıyorlar. Kamera arkasında da çalışacaklar şu an. Kobra'nın paşaları. Bunları arabaya kadar taşıyacağız. Sizleri seviyorum. Eskiden beni hep yaşlılar severdi. Yaşlı kadınlar. Anne, Murat'ım. O kültürü yansıtıyorum diye. Trakya insanı, Osmanlı insanı. Kızanım diye konuşuyor. Kızanım, kızanım diyeceğini bile ya senin babam. Bir bakıyorum Z kuşağı, aman Kobra Murat. Murat abi bir resim çekilebilir miyim Murat abi? Siz diyorum nereden tanıyorsunuz beni kurban olayım ben. Hepsi de pırlanta gibi. Murat abi, canlı söyle abi. Nasıl bir güzelsiniz hocam ya. Ya sağ olun. Adınız Karita olsun, soyadınız Marko olsun. Dedek adınız Rango olsun. Kobra Murat sizlere kurban olsun. Elimde maşa, yanımda kırmızı ışıklarda 3 tane paşa. Kimse çıkamaz onlarla başa. Kobra Show programında siz zaten ünlüydünüz, başka insanları da ünlü ettiniz. Çok. Bu insanlar Deli Vahit, ondan sonra evet. Lapseki Tayfur. Evet. Bu insanlar şu an ne yapıyor, neredeler, görüşüyor musunuz abi? Lapseki Tayfur çok kiloluydu. Allah rahmet eylesin. Lapseki Tayfur çok erken vakitte vefat etti. Mekanı cennet olsun inşallah. Aşağı yukarı 200 kiloya kadar falan çıkmıştı. Bir düğünde fenalaştı, vefat etti. Deli Vahit de o programdan, ben 12-13 kere programı aldım. Hatta Okan Bayülken'e gittik bir gün biz ondan. Okan Bayülken onu istedi. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde. Deli Vahit'in arabası bozuldu yolda. Arabasını iple çektik.
Saçına topikler döktük. En güzel kıyafetleri giydi, çıktı orada. Fakat bir kere bile mikrofonu eline alamadı. Hiç gözükemedi orada. O günden sonra biz onunla hiç görüşemedik. Aradan 200 sene sonra Deli Vahit sizin gibi Z kuşağında fena patladı. Bursa'da yaşıyor herhalde. Ama ne telefonu var bende, ne Instagram'ı var bende. Herkes yoluna bir çizgi çizdi. O benim için oraya gelen bir konuktu. Nasıl hatırlanmak istiyorum? Hep neşeliyim, hep güler yüzlüyüm, hep sevimliyim. Belgesellerimde de öyle, televizyon programlarımda da öyle. Neysem oyum. Neysem oyum yani, öyle hatırlasınlar. Yani çok böyle binlerce insanla beraber olan insanım ama çok yalnızım. Birkaç kere denedim ben bunu sanat camiasından arkadaş olmaya. Fakat hepsi bence sanat camiasının bir felsefesi var. Yaşamak için öldür. Bir hocalim var hocam. Arabam kırmızı. Dolaşıyorum ben Paris'i, İngiltere'yi, Kıbrıs'ı. Ama roman camiasını sorarsan dünyanın atan kalbi, gönüllerin yıldızı. Ay'a baktım ay güzel. Güneş'e baktım güneş güzel. Yıldız'a baktım yıldız güzel. Roman camiasına baktığım zaman sanatı, hayatı, neşesi, kalbi dünyada tek ve özel. Kobra Murat'tan sonsuz sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Sağ elinizi uzattığınızda kara taşı tutun, altınlar olsun. Kara toprağı tutun, yeşil yapraklar olsun. Yuvanızda mutluluk, sağlık, şans, bereket, kısmet, sağlık hiçbir zaman eksik olmasın. Siz kaçsanız bile şans peşinizden koşsun. Hayalleriniz gerçek olsun. Kobra Murat'tan, Roman Camiası'ndan hepinize sonsuz sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Bizim hayatımızı insanlar araştırıyor, ansiklopedi yapıyor ama çözemiyor. Ermişlerin yatırı var, kasapların satırı var. Roman olmanın dünyada çok büyük hatırı var. Biz doğar doğmaz üniversite bitirmiş kadar sanata, hayata hem ağlatan, hem güldüren, hem eğlendiren, hayata renk veren gökkuşağının renkleriyiz. Sizleri seviyoruz. Harika. Paşam çekimdeyim şimdi. Tamam, sonra konuşuruz, tamam? Panik yapma. Hadi bay bay.